Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul belki de Türkiye'nin en büyük projesi. Şu sıralar ülke gündeminin en çok konuşulan ve tartışılan konularının başında geliyor olsa da aslında tarihi çok eskilere dayanıyor. Bugün size tarih boyunca pek çok kez hayali kurulan bu projenin neden kimilerine cazip geldiğinden ve fikrin ne gibi tartışmalara sebep olduğundan bahsedeceğim. Temelinde yüzyıllar öncesinden bu yana defalarca gündeme gelen bir hayalin devamı. Şöyle bir okul yıllarınızı hatırlayın, özellikle de tarih derslerinizi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 3 büyük projenin planlandığını biliyoruz. Don-Volga kanallarının birleştirilmesi, Süveyş kanalının açılması ve Sakarya Nehri yoluyla Marmara ve Karadeniz arasında bir kanal oluşturulması. Bu 3 projeden yalnızca bir tanesi hayata geçti, Süveyş kanalı. Ne var ki Marmara'yı Karadeniz'e bağlama çabası Osmanlı ile başlamıyor, çok daha eskiye, yani yaklaşık 2000 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Pontus ve Bitniye valisi genç Plinius, İmparator Trajanus'un şimdiki Sapanca Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayarak İzmit topraklarında yer alan bir göldeki araç taşımacılığını ortadan kaldırmak için bir kanal önerir. Bu sayede mermer, tarım ürünleri, yakacak odun, kereste gibi ürünlerin İstanbul'a taşınması kolaylaşacaktır. Ancak tarihi kaynaklar İmparator Trajanus'un böyle bir kanalı tuzlu suya açarak gölü kurutmaktan endişe ettiğini göstermektedir. Genç Plinius'un alternatif çözüm önerilerine rağmen hiçbiri hayata geçirilememiş. Ticareti kolaylaştıracak bir proje güzel ama Dimyat'a pirince giderken de evdeki bulgurdan olmamak lazım. Su kaynaklarının medeniyetler için çok önemli olduğundan bahsetmeye gerek yok herhalde. Zaten son yıllarda projeye karşı çıkanların ileri sürdüğü konuların başında da bu geliyor. Genç Plinius'tan sonra Kanal İstanbul projesinin ikinci kez gündeme gelmesi 500 yılı buluyor. Ayasofya'yı yaptırmasıyla bilinen Bizans İmparatoru Justinianus'un aynı projenin daha heybetli bir ölçekte yeniden canlandırılmasını öne sürdüğü bilinir. Bilindiği kadarıyla amacı Sakarya Nehri'ni batıya, muhtemelen bugünkü Adapazarı yakınlarına ve daha sonra tekrar güneybatıya yönlendirerek liman ticaret yolunu eklemekti. En azından suların büyük bölümünü gölün doğu ucuna ulaştırmaktı. Genç Plinius'un önerdiği gibi batı ucundan denize doğru dar bir kanal olarak başlıyordu, ancak büyük gemilerin nehirden göle doğru yelken açabilecek şekilde ve İzmit'e doğru yeniden tasarlanmıştı. Bu da Trajanus'un projeden vazgeçmesine neden olan kuruma tehlikesi ortadan kaldırılmış gibi görünmekteydi. Bu sayede Anadolu'nun iç kısmından gönderilecek ürünler Sakarya Nehri'nin alt geçitleri yerine daha sonra Boğaz'a ulaşmak için büyük gemilere aktarma yapılacak şekilde sahil boyunca bir yolculukla Marmara'ya doğru ulaşabilecekti. Suyu kurutma problemi çözüldüğü için fikir yeniden gündeme geldi desek yanlış olmaz. Çünkü bu çözümle birlikte sadece planlanmıyor, gerçekleştirmek için çalışmalar da yapılıyor. İnşaatlarına başlandığını bildiğimiz bu projeden günümüzde Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne boşaltan Çark Deresi üzerinde yer alan Justinianus'un köprüsü halen ayaktadır. 12 kemerli heybetli köprü 365 metre uzunluğunda ve 9.8 metre genişliğindedir. Buna rağmen proje tam olarak hayata geçirilmiş sayılmaz. Osmanlı döneminde ise ilk kez Kanuni Sultan Süleyman tahttayken, yani 1550'lerde tekrar gündeme gelmiştir. Fikrin çıkış noktası aslında Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Karasu'dan başlayarak Karadeniz'i Sakarya üzerinden Sapanca Gölü aracılığıyla Marmara Denizi'ne bağlanması planlanmıştır. Böylece İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş oluşturulacaktır. Daha da önemlisi, Sakarya,
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir ve Bolu illerini kapsayan bölgede Sakarya Nehri üzerinden taşımacılık yaparak ticaretin geliştirilmesi ve taşımacılığın ucuza sağlanması hedeflenmiştir. Kanalın yapım çalışmalarına dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Mimar Nikola başlamıştır. Fizibilitesi yapılan projenin tüm etüt çalışmaları da tamamlanmış. Hatta İzmit Körfezi tarafında 15 kilometrelik kanal kazısı yapılmıştır. Ne var ki yaşanan savaşların maliyeti nedeniyle projede ilerleme sağlanamamış. Yani sadece doğal sorunlara çözüm bulmak, yapabilecek imkana sahip olmak yetmemiş. Biraz da dönemin siyasal olayları projeye engel olmuş. Belki savaşların daha az olduğu bir dönemde yapılabilirmiş. Ancak böyle uzun soluklu ve çok emek gerektiren bir iş için bayağı uzun sürecek bir sakinlik dönemi olması gerekirdi. 1550'lerden bahsediyoruz. O dönemde böyle bir şeyin gerçekleşmesini beklemek projeden daha çılgınca. Bu kez 1591'de yani 3. Murat zamanında projeye yeniden başlanması emri verildi. Bu hüküm Vezir-i Azam Koca Sinan Paşa'nın hükmüydü. Keleş Çayı Sapanca Gölü'ne, Sapanca Gölü de İzmit Körfezi'ne bağlanacaktı. Gerekli hazırlıklara başlandı ancak Sinan Paşa karşıtları bu projenin hayata geçirilmesi halinde paşanın gücünün artmasından endişe duyuyordu. Bu nedenle padişahı donanmaya harcanacak paraların kazılacak topraklara gömülmesinden başka bir işe yaramayacağına inandırdılar ve böylelikle proje durduruldu. Aradan geçen 63 yılın ardından projeyi canlandırma sırası 4. Mehmet'e geldi. Bölgeye bir mühendis gönderdi ve fizibilite çalışmalarını hazırlattı. Ancak raporlarda kanalın geçeceği yerlerde çiftliklerin zarar görebileceği endişesi de yer aldığından 4. Mehmet de projeden vazgeçti. Uzun yıllar boyunca projenin adı anılmadı. 1740'lara gelindiğinde 1. Mahmut Sapanca Gölü'nü İzmit Körfezi'ne bağlamayı planladı. Bu sayede Sapanca ormanlarından taşınan keresteler İstanbul'a daha rahat biçimde taşınabilecekti. Bu kez bölge halkının karşı çıkmasıyla projeden yine vazgeçildi. Bu noktada şöyle düşünebiliriz. Belki Bizans yıllarında kanal için kullanılacak bölgenin uygun olması avantajı var fakat teknik imkanlar kısıtlı. Bir de Bizans malum olaysız bir medeniyet değil. Yüzyıllar geçtikçe teknolojik imkanlar gelişiyor, artıyor. Bu büyük avantaj ama bölgede yerleşim yaygınlaştıkça insanların kurulu düzenini bozmak, onlara yeni yerler bulmak gibi sorunlar da ortaya çıkıyor. Asıl sıkıntı da zaten bu. Ekonomik açıdan ne kadar fayda sağlarsa sağlasın yerinden edilecek insanların burada kendilerine yönelik somut çıkarlarının da olması gerek. Bu da işleri gittikçe zorlaştırıyor. 3. Mustafa, dedesi 1. Mahmut'un vazgeçtiği projeyi gerçekleştirmek için bu kez kolları sıvayan isim, 1759 yılında önce Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'ni, ardından Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü birleştirmeye karar verdi. Proje hazırlıkları, fizibilite çalışmaları derken kazılar bile yapıldı. Ancak kazılar esnasında su çıkması ve aniden kışın bastırması üzerine inşaata ara verildi. Bu sırada etrafta arsa spekülasyonu yapıldığı dedikoduları yayılmaya başlayınca çalışmalar tümüyle durduruldu. Gelelim Osmanlı'da projeyle ilgili yapılan son denemeye. 2. Mahmut iktidarıydı o zaman. 1813 yılında Bursa ve İzmit valisi Hacı Ahmet Aziz Paşa'nın hazırladığı projenin temelinde Sapanca Gölü'nün Marmara ve Karadeniz'e bağlanması yatıyordu. Bu sayede İstanbul'dan Beypazarı'na uzanan bölgedeki ürünler kolaylıkla taşınabilecekti. 2. Mahmut projeye destek vermiş, bölgeye birçok mühendis göndermişti ama kazılara başlanmasına yakın Ahmet Aziz Paşa'nın vefat etmesi üzerine sadece Aziz Ahmet Paşa değil, projede defnedilmiş oldu. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde toplam 8 kez gerçekleştirilmeye çalışıldı bu kanal fikri. Devirler kapanıyor, ülkeler, devletler değişiyor ama bu topraklarda kanal inşa etme fikri hiç değişmiyordu. Osmanlı'da son deneme dedik. Hikayemiz Türkiye Cumhuriyeti ile devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yansımaları ilk kez 1990 yılında oluyor. Dönemin Enerji Bakanlığı Müşaviri Yüksel Önem, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisi'nde kaleme aldı. İstanbul Kanalı'nı düşünüyorum başlıklı makalesiyle proje
tekrar gündeme geldi. Makaleye göre Büyükçekmece Gölü'nden başlayıp Terkos Gölü'nün batısından geçmesi planlanan İstanbul Kanalı'nın uzunluğunun 47 kilometre, su yüzeyindeki genişliğinin 100 metre ve derinliğinin de 25 metre olması tasarlanmıştı. Proje 1994 yerel seçimleri öncesinde DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Özkan'ın seçim vaatlerinden biri olarak tekrar ortaya çıktı. Dönemin gazeteleri bu olayı Ecevit'ten mega proje başlığıyla gündeme taşıdı. Necdet Özkan ve Bülent Ecevit yaptıkları basın toplantısında Karadeniz'de Marmara'nın ikinci boğaz işlevi görecek bir kanalla birbirine bağlanmasını öngören bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ecevit, Karadeniz Ekonomik İşbirliği projesiyle birlikte boğaz trafiğinin artacağını düşünüyordu. Bu nedenle kanal açma konusunu gündeme getirme zamanı gelmişti ona göre. Melen projesiyle İstanbul'un su sorununu temelinden çözüp batı yakasındaki gölleri kanal içerisine alarak yapılacak hafriyat miktarının ve masrafının azaltılması planlanıyordu. Proje maliyetinin yap işlet devret modeli ve dış kredilerle azaltılabileceğini düşünüyordu. Yapılacak kanal sayesinde boğazın trafiği azalacak ve kent potansiyel bir tehlikeden kurtulacaktı. Bununla birlikte kanal Haliç'e bağlanırsa temizlik sorunu da kendiliğinden çözülecekti. Ancak dönemin akademisyenleri, bilim insanları Ecevit'i proje hakkında uyardı. Kanalın verimliliğinin olmadığını ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılacağını söylediler. Ecevit de bu uyarıları dinledi ve projeden vazgeçti. 1999 yılında da Sakarya Valiliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'ne fizibilite çalışmaları yaptırdı. Ancak 17 Ağustos'ta malum o korkunç deprem gerçekleşti. Böyle bir felaket durumunda insanlar canıyla uğraşırken istediği kadar mega, istediği kadar çılgın proje olsun bununla uğraşamazlardı elbette. Yine rafa kaldırıldı. Kanal hem isteniyordu hem istenmiyordu, hem yapılabilecek güç var denip gündeme getiriliyordu hem de bir türlü yapılamıyordu. Plüton gezegen mi değil mi tartışması gibi kanalın durumu yapılır mı, yapılamaz mı, yapılırsa ne olur derken arada kalan kanal oluyor haliyle. Kafalar karışıyor. Kafalar karışınca da olayı anlamadan ya ona düşman ya da dost olmuş durumdayız. Şimdi buraya kadarki süreci kavradıysak sıra şimdiki süreci ele almada. Çünkü bu süreç bile 1-2 günlük değil. Ta 2009 yılından bu yana devam eden bir mevzudan bahsediyoruz. 2009 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Dönemin Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda teknelere vergi kolaylığı getiren yasanın görüşmeleri sırasında Karadeniz'den Marmara'ya kanal açılmasının gündemde olduğunu söyledi. İstanbul Boğazı'ndan yılda 56 bin gemi geçtiğini, bunlardan 10 bininin ise tanker olduğunu ve her yıl 145 milyon ham petrolün taşındığını söyledi Yıldırım. Bu yükler her an patlamaya hazır bir bombaydı. Bunun da altını çizdi. Bir kaza olması durumunda İstanbul'a ne kadar zarar vereceğini anlamak için uzman olmaya herhalde gerek yok. Hali hazırda ciddi tedbirlerle kontrol ediliyor Boğaz'ın trafiği. Herhangi bir kaza yaşanmadı ama kuzey komşularımız başta olmak üzere birçok ülke boğaz trafiğinin arttırılması için sürekli baskı yapıyor. Zaten tekrar gündeme gelmesinin önemli nedenlerinden biri de bu talepleri karşılamak. 2010 yılında gazeteci Hıncal Uluç köşesinde Başbakan'dan bir çılgın proje ki adlı bir yazı kaleme aldı. Detayları vermedi ama telefon elimde dondum kaldım. Bu İstanbul konusunda bugüne dek duyduğum en çılgın proje. Biri bana 1000 proje say dese 1000 gün izin verse aklıma gelmez diyordu. Öyle çılgın diyordu. Mega proje oldu, çılgın proje. 27 Nisan 2011 tarihine geldiğimizde o dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde ilk defa Kanal İstanbul projesini tanıttı. Peki Kanal İstanbul'un 2000 yıl önce yapılmaya çalışılanlardan farkı neydi? Öncekilerin aksine bu proje Boğaz'ın batısı için düşünülüyordu. Peki asıl soruyu soruyorum. Gerçekten 2000 yıldır bu kanalın peşinden koşmaya değer mi? Böyle bir projeye
her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu söyleniyor. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi 1936'da imzalandı. O yıllarda Boğaz'dan geçen gemi sayısı yılda 3000'i buluyordu. Bugün Boğaz'dan geçen gemi sayısı yılda 50 bin civarında. 2050 yılına gelindiğinde bu sayının 100 bine ulaşması beklendiği ifade ediliyor. Tabii ki söylenen bu. Ulaştırma Bakanlığı'nın gemi geçişine dair verileri ise öyle demiyor. 2017 yılında 42.978, 2018'de 41.103, 2019'da ise 30.352 gemi Boğaz'dan geçmiş. Kanalın Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı'ndan geçerek Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacağı açıklandı. Uzunluğunun 40-45 kilometre, genişliğinin yüzeyde 145-150 metre, tabanınsa yaklaşık 125 metre olacağı söylendi. Terkos Gölü İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri. Yakınlığı sebebiyle uzmanlar göle tuzlu su karışma riskinin olduğunu söylüyor. Yani yine ekolojik bir risk barındırıyor. Sadece bu da değil, kanalın geçeceği arazilerin yok olması, deprem bölgesinde yer alması, zaten ulaşım sorunu olan İstanbul'u daha da içinden çıkılmaz bir hal alması gibi uzayıp giden tehlikeler listesi var. Kanal yapılırsa İstanbul'un ortasında bir ada oluşacak. Yani sadece kanalın yapımı için değil, kanal nedeniyle kopan İstanbul'un yeni köprülerle bağlanması için de para lazım demek. Kanalın yapım maliyeti ise 75 milyar lira olarak açıklandı. Gerçekten çılgın bir proje. Bu maliyetin karşılanması için yap işlet devret modeliyle firma bulunması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir firmanın ortaya çıkmaması halinde kanal maliyetinin milli bütçemizden yapılacağını söyledi. Projenin bir de siyasi boyutu var. Montreux'a göre Boğazlar doğal su yolları olduğu için ticari gemilere geçişin engellenmesinin bir yolu yok. Yani ticaret yapmak isteyen gemiler burayı kullanmakta serbest. Ancak askeri gemilerde durum farklı. Bu konu güvenlik meselesi olduğundan kısıtlamalar mevcut. Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin burada askeri gemilerini barındırmasının imkanı yok. Bu noktada en çok göze çarpan devlet ise Amerika oluyor. Örneğin Akdeniz'de pek çok Amerikan savaş gemisi mevcut fakat bu gemiler Karadeniz'de rahatça bulunamıyor. Malum kısıtlamalar var. İşte İstanbul'a doğal olmayan bir su yolu yapılması bu konudaki dengeleri değiştirebilir. Çok bıçak sırtı bir konu aslında bunlar. Yani Kanal İstanbul çılgın olmasına çılgın bir proje ama düşünülmesi gereken çok kritik mevzuları da var. Hem İstanbul'umuzu hem de güvenliğimizi tehlikeye atmayacak kararlar almak lazım. Her ihtimalin, her durumun etraflıca tartışılması, en iyi adımların atılması lazım. Malum tarih tekerrürden ibarettir derler. 2000 yıldır yapılmak istenen ama hala ortada olmayan bir kanal bu. Demek ki asıl bu meselenin üzerine kafa yormak gerekiyor. Kanal İstanbul gerçekten sakıncalı bir proje olduğu için mi yapılmadı? Yoksa yapılması birilerini rahatsız edecek derecede önemli olduğu için mi?